Evet, sen de küsüyor musun çocuklarına, eşine, arkadaşlarına ya da etrafında sana küsenler var mı? Sana küsenler varsa ne hissediyorsun? Peki bu küstüğünde, o mesafeyi koyduğunda ne hissediyorsun? Ne oluyor? Neden küseriz? Neden iletişimi keseriz? Sanki oraya bir duvar örürüz. Neden? Evet, şimdi bugünkü konumuz küsmek. Eğer sen küsüyorsan ya da etrafında küsen arkadaşların varsa bu video tam sana göre. Evet, küsmenin bazı çeşitleri var. Birincisi çocuklarımıza küsmek. Yani çocuklarımıza küsüyoruz. Onların o duygusal ihtiyaçları var ve anlamıyorlar. Mesela odayı toplamadı dedi ya da size kötü bir şey söyledi. Size hakaret etti. Küçük çocuğunuz 8 yaşındaki geldi ya da size vurdu. Bu yaptıktan sonra ona cezalandırmak için mi küsüyorsunuz? Ya da onun hatasını anlaması için mi küsüyorsunuz? Ya da kendinizi rahatlatmak için mi küsüyorsunuz? Önce bunu fark edin. Eğer birçok cevap burada hatasını anlaması için olduğunu düşünerek söylüyorum. Hatasını anlamak içinse siz anlatıyorsunuz vurmanın kötü bir şey olduğunu ya da işte küfretmenin kötü bir şey olduğunu anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Anlamıyor. İletişimi kesiyorsunuz, konuşmuyorsunuz, sonra çocuğun bundan anlamasını bekliyorsunuz. Nasıl olacak? Bir düşünün bakalım. Yani ben anlatırken anlayamıyorsa bu çocuk, ben sustuğumda nasıl anlasın? Kendini nasıl bir boşlukta hissettiğini düşünün o çocuğun. Evet, çocuklara küsmek bu işin en trajik tarafı bu durumda. Çünkü benim sadece hayattaki en önemli kişi benim için tek gideceğim ve kendimi güvende hissettiğim evim, annem, babamken annem babam bana küsüyor. Kendimi bir anda boşlukta, kimsesiz, yalnız ve güvenli ortamımdan uzaklaşmış hissediyorum. Evet ve ben böylece çocuklukta edindiğim bu deneyimle neyi öğreniyorum? İleride ben de küserek arkadaşlarımı cezalandırabilirim, hatalarını gösterebilirim ya da kendimi koruyabilirim. Böyle bir aslında küsmek bir baş etme biçimi. Neyle? Duygularımızla baş etme biçimi. Oysa ki ben yetişkin olduğumda evet çocuklar küsebilir. Burada çocuklar küsebilir. Niye çocuk duygusunu anlatamıyor ve baş etme yöntemi yok? Bir problemim var. Oyuncağım kırıldı. Arkadaşımla kavga ettim. Araba arkadaşımla oynamak istiyorum. Arkadaşıma öfkeliyim ama duygumu anlatamıyorum. Üzüldüm, oyuncağım kırıldı. Onu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü ben çocuğum daha ve duygularımı bilemiyorum. Kendimi bu problemle nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. O zaman köşeye sığınıyorum, saklanıyorum ve bir yetişkinin beni oradan kurtarmasını, benim problemimi çözmesini bekliyorum. Çünkü ben bir çocuğum ve problemle nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Evet, o zaman peki yetişkinlikte küsüyorsam ne oluyor? Benim bu direkt çocuk modum devreye giriyor. Yani içimdeki bu çocuk. Yetişkinler küsmezler. Çünkü yetişkin olan bir insan artık öğrenmiştir baş etme yöntemlerini. Bir problemle karşılaştığında nasıl baş edeceğini öğrenmiştir. Duygularını öğrenmiştir. Yani öfkelendim, kızdım, üzüldüm ve duygularını ifade etmeyi de öğrenmiştir. Karşılaştığı duygusal problemleri ya da fiziksel problemleri çözme becerisi kazanmıştır bir yetişkin. Ama kazanamadıysa eğer ya da ebeveynlerinden bunu bir baş etme yöntemi olarak küsmeyi öğrendiyse evet küsmeye yetişkinlikte de devam ediyor. Nerede mesela devam ediyor? Eşler arasında küsme oluyor. Bazen ben karşılaşıyorum. Diyorlar ki işte biz 1 aydır küsüz, 2 aydır küsüz. Yani iletişimin tamamen kesilmesi arada. Şimdi burada hem küsen hem de küsülmeye maruz kalan kişi her ikisi de kendisi inanılmaz kötü hissediyor. Birisi o devamlı küsen eşe işte ne olur beni affet diyerek çünkü böyle bir döngü oluyor. Birisi devamlı küsüyor, diğeri de devamlı affet, barışalım diyerek giden bir döngü kuruyorlar aralarında. Ama o siz ne kadar giderseniz gidin o kişiye, o gene küsecek eğer farkında olmazsa bu küsmenin. Çünkü küsmeyi bir problemle karşılaştığında, çünkü ne oldu? Bir problemle karşılaştı. Siz kavga ettiniz. Orada kendisini kötü hissetti ya da o problemi çözemedi. Yani herhangi bir ekonomik bir sıkıntıdan kavga ettiniz. Ya da sorumluluklarınızla ilgili bir şeyden dolayı kavga ettiniz. Ya da gerçekten
Çocuğunuzla alakalı bir problem var. Çözmeniz gerekiyor. Ve siz dediniz ki ya baba olarak bunu senin çözmen gerekir dediniz. Bir baktınız küstü eşiniz. Şimdi siz anlamadınız. Niye küstü? Ne oldu? Bu kadın ya da erkek olabilir. Her ikisinde de çok fazla karşılaşıyoruz küsme olayına. Orada küsen kişi olayı nasıl çözeceğini bilmiyor. Yani evet siz ona dediniz ki benim duygularımı anlamıyorsun. Orada ortada bir problem var ilişkinizde. İlişkinizdeki problemi nasıl çözeceğini bilmiyor. Çocuklarla alakalı bir problem var. Problemi nasıl çözeceğini bilmiyor. İşte evet bizim işte ekonomik olarak bir işe girmemiz lazım ya da daha tutumlu olmamız lazım dedi. Eşiniz bir şey yapmamız lazım. Siz o problemi nasıl çözeceğini bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz an o durumla baş etmek için hem probleme hem de eşinize her şeye kendinizi kapatıyorsunuz. Küsüyorsunuz yani. Öyle değil mi? Küsmek, küstüğünüz zaman zannediyorsunuz ki o problem, eğer problemi görmezsem problem bir süre sonra gider. Ne oluyor çünkü? Eşiniz siz küstüğünüz için ay özür dilerim bir daha bu problemi açmayacağım diyor. Problem çözülmüyor. Ama siz bir nevi ne yapmış oluyorsunuz? Problemin üstünü örtmüş oluyorsunuz. Bu sizin baş etme yönteminiz. Bunu öncelikle fark etmek gerekiyor. Bir tane bir kitapta böyle bir örnek okumuştum. Benim için çok bana çok iyi gelmişti bu küsmeyle alakalı. Mesela lavabo tıkandığı zaman ya da kanalizasyon, tuvaletiniz tıkandı ya da işte lavabo tıkandı. Siz bir şeyler yıkamak istiyorsunuz. Elinizde meyveler var. Meyvelerinizi yıkadınız. Yıkadıktan sonra su doldu lavaboya. Ne yapıyorsunuz? Şimdi sizin eğer o lavaboyu açmak gibi bir baş etme stratejiniz yoksa orada bir problem var değil mi? Lavabonun işte birisi çağrılması gerekiyor ve lavaboyu açtırmanız gerekiyor. Ama sizin böyle bir stratejiniz yok. Problem çözmeyi bilmiyorsunuz. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz musluğu kapatıyorsunuz. Şimdi bir süre bekledikten sonra yani mesela belki birkaç saat bekledikten sonra su biraz çekiliyor ve siz birkaç tane daha meyve yıkayabiliyorsunuz. Zaman kazanıyorsunuz aslında. O problemi çözemediğiniz için. Ama siz o problemi çözmelisiniz. Burada ben problemi nasıl çözeceğimi bilmiyorsam ne yapıyorum? Musluğu kapatıyorum. Kendimi kapatıyorum. Küsüyorum. Şimdi burada evet bu kişilerin baş etme yöntemi evet ama bir de küsülen taraf var. Onlar kendilerini çok kötü hissediyorlar. Zor durumda hissediyor. Ne yapacağını bilmiyor. Gidiyor, af diliyor. Aslında hatası da yok. Özür dilese bir dert. Özür dilemese bir dert. Yaklaşsa bir dert. Uzaklaşsa bir dert. Ve her iki tarafta da ilişkiyi yıpratan, bozan şekline başka bir şekil veren yıpratıcı bir süreç başlıyor. Hatta sırf küsmeden dolayı belirli bir süre sonra taraflardan diğeri yani hep küsen kişiye giden taraf bir süre sonra artık şey atıyor ve diyor ki küsersen küs. Yani ben artık sana gelmeyeceğim diyor. Bu sefer o da bu baş etme yani problemi çözmek yerine ondan o küsme davranışını öğreniyor. O da küsüyor. İki tarafta birbirine küsüyor. Hadi bakalım. İki tane çocuk çıktı karşımıza bu sefer. Çocuk durumu, çocuk modu çıktı. Şimdi bu çocuklar nasıl yapacaklar? Nasıl problemi çözecekler? Gibi bir durum. Şimdi evet bu küsme davranışımız bir sorun çözme becerisi eksikse bende. O zaman ne yapacağım? Eğer ben küsüyorsam, şu an beni dinleyenlerden küsenler varsa diyeceğim ki ben bunu sorunlarımı çözemediğim için küsüyorum. İşte eşim kötü olduğu için değil, beni değersizleştirdiği için değil, bana saygısız olduğu için değil, işte konuşamadığım için değil, işte çocuğum şöyle olduğu için değil, annem babam hiçbir sebepten dolayı değil. Eğer ben küsüyorsam sorun çözme becerim yok demektir. Eğer arkadaşımsa bu, eğer bu kadar kötüyse, kendimi kötü hissediyorsam bu ilişkide bitiririm ilişkiyi. Bütün çöplerimi dökerim, rahatlarım, herkes yoluna gider. Bu başka bir şey. Yani ille küsmeyelim, hepsini hoş görelim demek değil. İlişkiyi bitiririm, bu başka bir şey. Ama küsmek biraz arada kalmak gibi. Yani hani evet lavabo, bu evin lavaboları kötü. Ben de bu evden daha iyi bir lavabosu çalışan bir eve taşınabilirim. Yani ama diğer türlü ben ne yapıyorum? Suyu kapatıp açıyorum. Suyu kapatıyorum, açıyorum. Evet, ikincisi duygularımla eğer sen küsen kişiysen, şu an beni dinleyen
sevgili arkadaşım. Duygularıyla temas kuramıyorsun demektir. Ben şu an ne hissediyorum? Ha, eşim hakaret etti. O sırada küsmek yerine ya bunu bir, bu konuşmayı bir gün sonra da yapabilirsin. Ya senin bu söylediklerin beni çok kırdı. Beni çok incitti. Bu sözleri bir daha duymak istemiyorum. Yani orada bu nedir? Bu bir tavırdır. Ama küstüğümde o kişi çoğu zaman şöyle oluyor. Hani ben de danışmanlık yaparken mesela küsülen kişi çoğu zaman neye küstüğünü bile eşinin artık anlamıyor. Çünkü o kadar çok küsüyor ki neye küstüğünü anlamıyor. Ben diyor özür diliyorum. Peki hatalı mısın? Ya bilmiyorum diyor. Artık diyor bu küsme olayı, yani bu sıkıntılı evdeki huzursuzluk devam etmesin diye ben gene gidiyorum, özür diliyorum. Ama nerede hata yaptığımı onu bile bilmiyorum. Artık onu önemsemiyorum bile diyor. Yani artık böyle bir duruma geliyor. O kişi şunu diyecek: eğer sen küsüyorsan arkadaşım, duygularını fark et ve duygularını, artık sen yetişkinsin. Artık işte 40 yaşındaysan, 50 yaşındaysan, 30 yaşındaysan, 20 yaşındaysan artık bu senin yetişkin olduğunu gösteriyor. Aynanın karşısına geç ve de ki ben büyüdüm. Çocuk gibi kenara saklanamam. Eğer bir problemim varsa bu problemimi konuşarak, kendimi ifade ederek, duygularımı fark edip etrafımdaki insanlara bunu söyleyerek çözebilirim de. Evet. Evet, duygu bardağı dolmuştur o kişinin. Çünkü duygu bardağı küçük. Şimdi benim küçükse bardağım azıcık şey alıyor. Yani ben çok fazla duyguyu bilmiyorum. Az biliyorum. Hemencik doluyor. Hemencik dolduğu için bu sefer hemen ne yapıyorum? Şey yapıyorum, ilişkiyi kesiyorum. Çünkü kendimi çok kötü hissediyorum. İşte onu, o bakış açısını, onu büyütmek gerekir. Ve küçük küçükken de boşaltmanın yollarını bulmak gerekir. Ve küskünlük kroniktir. En önemlisi küskünlük kroniktir. Geçici bir şey değildir. Eğer fark etmezsem, kendimle ilgili çalışma yapmazsam, eğer küskünlük olan kronik bir hastalıktır aslında. Yani ben baş etme yöntemidir. Ve ben şunu diyeceğim. Evet, ben küskünlük gibi bir kronik bir durumla karşı karşıyayım. Bu durumdan kurtulmak için ne yapacağım? Evet, iletişim kurmayı deneyeceğim. Duygularımı ifade etmeyi deneyeceğim. Ama küçük küçük. Evet, bütün kronik hastalıklarda bile değil mi? Hemen bir anda iyileşme oluyor mu? Olmuyor. İyileşmek için kronik hastalıklarda da neye ihtiyacım var? Gene duygularımla temas kurmaya ihtiyacım var. Evet, burada da ben küsmek yerine hangi baş etme yolunu tercih edeceğim? Ve bunu, evet bazen içimden gene küsmek gelecek, gene ama bunu fark et. De ki yani şu an yaptığım şey, çocuklukta öğrendiğim, belki annem babama küserdi, babam anneme küserdi, ben burada öğrendim bu baş etme yöntemini. Ya da duygularımla temas kuramıyorum. Her ne sebeple olursa olsun ben yetişkinim, artık başka baş etme yolları, yöntemleri bulacağım diyerek kendine bunun için alan aç diyorum. Peki eğer küsen kişi diğeri ise, yani eşinizse, küsen kişi anneniz babanızsa ya da arkadaşınızsa. Şimdi burada eğer küsen bu kişiyle ilişkiye devam edeceksen, evet ona sorunları çözmekle alakalı belki yardımcı olmak, anlayışlı olmak. Bunun bir anda ha ben bir daha küsmeni istemiyorum dediğinde o küsmeyi bırakamayacak. Ya da o kendisi evet küsmenin ben yanlış ilişkide doğru olmadığını anladım demesi, o baş etme yöntemini hemen kenara bırakması demek değil. Ona bu bu dönemde belki yardımcı olmak, destek olmak ve anlayış, biraz da sabır belki. Ve belki bu videoyu seyrettirebilirsiniz. Bilmiyorum ona nasıl gelir. Seyrettirerek belki bu küsme davranışını beraber bir araya gelerek ilişkinizde çözebilirsiniz. Eğer arkadaşınızsa, evet arkadaşlarla arasında da çok küsme oluyor. Şöyle düşünün, arkadaşlarınıza mahkum değilsiniz. Evet, küserse küsmek yerine bazen evet bazı ilişkileri bitirirsiniz. Olmaz. Küsmek yerine eğer bu size iyi gelmiyorsa ilişkiye ara koymak, ilişkinin formunu değiştirmek. Yani ben bu arkadaşım benim çok samimi dostumdu. Her hafta görüşüyordum. Şimdi yılda iki kere görüşeceğim demek. Formunu değiştirmek, içindeki belki kalitesini, konuştuğunuz konuları değiştirerek ama küsmeden ilişkiye devam edebilirsiniz. Ama çok toksikse ve size çok zarar verdiğini düşünüyorsanız ilişkiyi bitirebilirsiniz. Ama küsmek hiçbir zaman çözüm olmayacaktır. Çünkü
Küstünüz şimdiye kadar, düşünün. En önemlisi, en büyük deliliniz. Şimdiye kadar küserek neyi çözdünüz? Konuşarak çözemediğimiz bir şeyi susarak çözemeyiz diyorum son nokta olarak. Ve küsüyor musun? Etrafında küsenler var mı? Küsenlerle nasıl baş ediyorsun? Yorumlara yaz. YouTube videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma.